aslında çok binlerce yıllık emekleri var. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında kendi iktidarlarını oluşturarak Orta Doğu'daki bütün halkları kendilerine köle etmek istiyorlar. Filistin halkı da bu kölelik izlerine karşı direnen en onurlu, en devrimci halktır ve bugün onları selamlamak için biz de İsrail Konsolosluğu'nun önüne geldik. Filistin hakkının, Filistin halkının onurlu davasının kavgasını uzamak için biz de elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. İlk önce bir hafta öncesinde burada bulunduk. Yani sofrasıyla tepkimizi ortaya koyduk. Ve şimdi de inşallah diğer Müslümanlarla da birleşerek yeniden bir Müslümanların birleşmesi ve Siyonizme karşı yekûcuk olması için biz de elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz inşallah. Peki Ortadoğu bu kadar karışırken, İsrail'e karşı bir yaptırım uygulamaya başlamışken, Türkiye'de bir yaptırım uygulaması nasıl karşılaşıyorsunuz? Ya Türkiye Cumhuriyeti maalesef yani kurulduğu aşamadan itibaren Siyonizmin en büyük destekçisi olan bir devlet geleneğine sahip ve günümüz iktidarı da bunu devam ettiriyor. Her ne kadar Müslümanlığı oyladı alsa da uygulamış olduğu politikalar birlikte Siyonizmin en çok bu topraklarda ve Orta Doğu coğrafyasında karşılık bulmasını sağlayan bir ülkeden Müslümanların uyanık olması lazım. Müslümanların ilk önce kendi iktidarlarını sorgulaması lazım. Peygamberin nasıl ki kendi içinden çıktığı topluma bir başkaldırı oluşturduğu gibi kendi içimizde kapitalizm ve siyonizm ve peşkeş çekilen iktidarlara ve egemenlere karşı geldiği iş birbirlere karşı bir duruş sergilemek lazım. Ve bu coğrafyanın bütün unsurlarıyla bir olmak lazım. Kürtleriyle, Alevileriyle, Müslümanlar, muhafazakarları bir yek vücut olması lazım. Allah Hazreti Muhammed'in yolunu çizdiğinde bize Hazreti İbrahim gibi bir örneklik, tevhidi bir mücadele inşa etmişti. O ne Hristiyanlığı ne Yahudiydi, hanif bir Müslümandı. Yani bu coğrafyada yaşayan bütün yeryüzündeki azgın yoksa halkların bir öncüsüydü. Bu yolu devam ettirmenin en önemli göstergesi ilk önce kendi içindeki işbirlikçilerle hesaplaşmak ve sonra Orta Doğu ve sonra dünyadaki egemen kapitalist Siyonist anlayışı karşımıza almaktır. Bunu başaramadığımız müddetçe bizim eylemliliklerin dışına da çıkamayacağız. Eyvallah, kolay gelsin. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ